Ocak 2021. Tabii çok takdir ettiğimiz, hayattayken kendisini tanımaktan büyük memnuniyet duyduğum, aramızdan ayrılalı 21 yıl olan muhterem Mehmet Akif İnan Bey'i de rahmetle anmayı bir vazife biliyorum. Tam 21 yıl önce aramızdan ayrıldı. İnsan olarak, mütefekkir olarak kendisini her zaman hayırla yad edeceğiz. Kıymetli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bu içine girdiğimiz yeni yılın ülkemiz için, memleketimiz için, bütün insanlık için hayırların yaşandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Covid-19 salgını sebebiyle muhatap olduğumuz birçok sıkıntılar oldu. Başta ekonomi olmak üzere bu sıkıntılar hala devam ediyor. Mutasyona uğruyor gibi sözler vardı ama sonunda bütün dünyada birbirlerinden farklı bazı aşılar geliştirildi ama bütün aslında her ülkede olduğu gibi memleketimizde de bu su sıkıntısına karşı ciddi bir takım tedbirlerin alınması elzem. Eğer bu tedbirler alınmazsa bu yaz çok daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağımız şu anda gözüküyor bir sıkıntı olarak. Tabii açlık ve kuraklık, ister istemez açlık birazcık da bu kuraklığın neticesinde ekonomik sıkıntılara ilave olarak gelecek gibi. Bundan dolayı da özellikle bütün yatırımcıların, bütün belediyelerin ama başta iktidarın bu problemi görmesi, bir takım tedbirleri almada acele etmesi gerekiyor. Maalesef özellikle maden sahalarında, ki biz madenciliğe önem veren bir anlayışa sahibiz Saadet Partisi olarak, tarımın hemen arkasından bizim bütün madenlerimizin işletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bunu ortaya korken çevrenin korunmasını da bunun bir mütemmim cüzü olarak görüyoruz. Çevrenin korunması dediğimiz zaman dört tane unsuru sürekli zikrediyoruz. Birisi hava, birisi su, öbürü toprak ve bütün bunlardan sonra bir de ormanlarımız var. Eğer biz çevreyi koruyamazsak yarın içinde bulunduğumuz ülke Allah muhafaza etsin yaşanamaz hale gelir ve bununla müsebbibi bu yanlış adımı atan politikalar olur. İktidarların da bu konuda gerekli tedbirleri alması icap eder. Altını özellikle zikrettim. Çünkü bugüne kadar dünyada çevreyi en çok toprağı ve su kaynaklarını tehdit eden altın madenciliği. Ülkemizde de birdenbire bir patlama meydana geldi. Bize bırakılan da altın madenciliğinden fazla da bir şey yok. Yani dişin kovuğunu bile doldurmayacak kadar cüz'i bir meblağ Türkiye'de bırakıyorlar. Unutmamalıyız ki eğer biz havayı, suyu koruyamazsak, nefes almazsak parayı bile kimse sayamayacak duruma düşebilir. Özellikle de su problemiyle ilgili olarak bazı konuları burada ifade etmeyi önemsiyorum. Bir defa şunu hemen belirtelim. Bizim inancımızda israf çok ama çok önemli bir yer tutar. İsraf haramdır. İsrafa o kadar çok önem verilmiş ki bir göl kenarında, dere kenarında abdest alırken bile suyun damlasının israf edilmemesine
itina etmemiz gerekir, bize emredilmiş. Bu neden gölün içinde iki damla su bir tarafa gitse ne olur ki diye düşünebiliriz, ama bu bir alışkanlık haline gelmesi icap eder. Tasarrufun, başta da su tasarrufunu. Bundan dolayı bütün vatandaşlarımızın su kullanımında itina göstermesi icap eder. Hatta şu kanattayız, bir damla su hayat kurtarır mentalitesiyle belediyelerin de, iktidarların da vatandaşı su tasarrufuna yönlendirmesi gerekir. Şimdiye kadar ciddi bir kampanya görmedim ama hep gazetelerde çıkan, televizyonlardaki haberlere de bakıyoruz. Bize gelen bilgiler de var zaten. Gerek İstanbul Belediyesi'nin, gerekse Ankara Belediyesi'nin su rezervleri bugüne kadar olmadığı seviyeye düştü. Bu yaz eğer bir ciddi yağmur, yağış olmazsa Ankara'da da İstanbul'da da çok ciddi su sıkıntısı çekilecek. Ya birdenbire kışın ortasında niye bunu dile getiriyoruz? Bizim bir sürü problemimiz var. Doğru. Şu anda bazılarına da temas edeceğim ama bu o kadar ciddi bir problem ki hayat memat meselesi adeta. Bugün dünyada meydana gelen göçlerin temelinde bile bu su sıkıntısı, çevre kirliliği yatıyor desek yanlış olmaz. Sadece bizde değil, Güney Amerika'da da, Afrika'da da göçler var. Neden? İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bulundukları memleketi sadece iş olmadığından değil, iklim şartları itibariyle kendi topraklarını bile değerlendiremedikleri için tek terk etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bakın size mesela burada bir ormanlarla ilgili bir rakamı takdim etmek istiyorum. 2019 yılında en az 75 bin hektar orman ekosistemi tümüyle yok edilmiş. Tabii bir takım çabalar var bunu telafi etmek için. 30 bin hektar da orman kazanılmış, dikimler yapılmış ama neticede 45 bin hektarı biz kaybetmişiz ormanı. Her sene 45 bin hektar orman kaybedersek Allah muhafaza etsin, geleceğimiz tehdit altına girer. Muhterem arkadaşlarım, tabii bizim şu anda en önemli konularımızdan bir tanesi. Daha doğrusu son bir aydır desek yanlış olmaz. Ama bu sene başı için memur maaşlarına yapılacak zam gündemimizde. Sene sonuna gelirken de toplu sözleşmeler neticesinde çalışanlara, işçilere yapılacak zamlar görüşüldü. İşçilerle ilgili olarak verilen karar belli, %21 küsur bir zam yapıldı. Bunun içinde hep TÜİK rakamlarına atıfta bulunuldu. TÜİK maşallah çok farklı bir kurum haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nı üzmemek için rakamları hep ayarlıyorlar. Bundan dolayı da enflasyonda onu üzecek seviyede değil. Bu tip pazarlıklar yapılırken ekonomiyi bozmamak için bütün yükü çalışanın sırtına yüklemenin bir yolu, vesilesi de TÜİK rakamları oluyor. TÜİK rakamları enflasyonu %14,60 olarak belirledi, ölçtü. Ölçtü mü, belirledi mi? Burada tabii müzakere etmek mümkün. Ama bunun gerçeği yansıtmadığını herkes biliyor artık. Yani vatandaşın bu tip rakamların nasıl hesap edildiğine fazla itibar ettiği yok. Kendi cebi nasıl yanıyor onu görüyor. Pazara çıkıyor. Pazarda karşılaştığı manzara kendisini bir defa endişeye sevk ediyor. Bütün ihtiyaç maddelerine
korkunç zamlar yapılmış. Yumurta 1,5 lira ya. Yumurta. Bunu söylerken de bu yumurtayı üretip satan kişilere de bir şey diyemiyorum. Çünkü onların da girdileri yükseliyor. Ne alacak olursanız alın pazardan hepsi yüksek. Ama diğer satıcılara, bakkala, manava gittiğiniz zaman orada bazen farklı manzaralarla da karşılaştığınız oluyor. Ben size şu anda ayçiçeği mesela yağı %110 zamlanmış. Köprü ve otoyollara %26 zam yapılmış. Bu biraz düşük seviyede gözüküyor. Ama köprü ve otoyollar her zaman sene başında yapılanla gitmiyor. Bir bakıyorsunuz ki borçları falan silinmiş gitmiş. Onlar zamın içine girmiyor. Onlara verilen destek arasında zikredilmiyor. Doğalgaz, elektriğe %35 zam yapılmış. Muhterem arkadaşlarım, bunun karşısında maalesef işçilerimize verilen zam ortada. Fakat bu sene başında şimdi memur maaşlarına yapılan zam %7,36. Tabii bunun yıllık olmadığını biliyoruz. Haziran ayından itibaren tekrar sonundan itibaren bir zam daha gelecek. Ama biz enflasyonun getirdiği yükü şu anda bizim çalışan insanımız hissediyor, görüyor, onun altında eziliyor. Bunun geriye kalan kısmını Haziran'a kadar nasıl karşılayacak? Şu anda verilen zamlarla onu karşılama ihtimali yok. Bundan dolayıdır ki biz bu zamların aslında iktidarın perişanlığının bir işareti olarak görüyoruz. Ama bir atasözü var, tok acın halinden anlamaz derler. Sayın Bakan'ın karnı tok olduğu için bu tip meselelerde yoksulluk nerede ya? Biz yoksulluğun kökünü kestik diyebiliyor. Memlekette aç yok ki. Herkesin karnı doyuyor. Herkesin keyfi yerinde. Bizim verdiğimiz ekstradan bunların cebine koyduğumuz para manasına geliyor. Bakan böyle bir mantıkla eğer meseleye yaklaşıyorsa onun bu meseleyi çözmesi, vatandaşın halini anlaması kesinlikle mümkün değil. Bundan dolayı ben bugünkü şartlar altında hükümetin, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanlığının, iktidarın bizim meselelerimize derman olacak tedbirleri alabileceğine ihtimal vermiyor. Bunların geçmişte de bugün de meseleleri daha detaylı olarak gündeme aldık. Ekonomi politikaları sakat ve yanlış. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Ama bir laf vardı derler ya, kellim kellim la yenfa. Ne kadar çok konuşursan konuş, hiçbir faydası yok. Bildiklerinden şaşmıyorlar. Ekonomiyi üretime dönük bir temele oturtmazlarsa bugün içinde yaşadığımız problemlerin çözümü mümkün değil. Bütün yatırımları, tekraren söylüyorum, bütün yatırımları artık şu azı muazı kalmadı. Üretime dönük olmayan bütün yatırımları durduracaklar, yolsuzluğa son verecekler, İsrafı önüne geçecekler, itibarlarından biraz kaybedecekler. Çünkü öyle görüyorlar. İtibarda israf olmazmış gibi bir mantıkları var. Ya itibar için yapılan harcamanın tamamı israftır. Bunu anlamadan problemi çözmek mümkün değil ki. Yani bu şeker hastası olan birisinin ille de bu bana faydalıdır diye hoşuna giden tatlıyı yemesi. Ya bal faydalıdır. O halde ye. Tamam da o zaman sen şeker hastalığından kurtulamazsın. İsraftan kurtulamazsan
Türkiye'nin ekonomik problemlerini çözemezsin. Güç yetmez. Yetmiyor da zaten. Bundan dolayıdır ki maalesef iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün içinde yaşadığımız problemleri çözme ihtimali yok. Sadece lafla insanımızın yükünü hafifletmeye çalışıyorlar veya gündemi değiştirmeye kalkıyorlar. Yani bunlara maalesef iktidara da bu noktada yardımcı olan bayağı insan var. Yani hiç ortalıkta fol yok, yumurta yokken bir kişi kalkıyor, efendim ben başörtülü bir hakimden adalet beklemem diyebiliyor. Allah akıl fikir versin. Ya ne demek? Tam tersi. Aslında kendi inancından dolayı bir takım sıkıntılara uğramış geçmişte bir hanımefendi, karşısına gelen insanlara nasıl davranacağını başkasından daha iyi bilir. Çünkü biz geçmişi yaşadık. Kimse geçmişi unutamaz. Biz 28 Şubat'tan sonra Türkiye'de başörtüsü taktığı için tahsil yapamayan on binlerce genç kızımızın olduğunu biliyoruz. Bu laf değil ki, bu bir gerçek. Efendim onlar da başlarına açsınlar, ikna odaları vardı. Sizi ikna edelim, yanlış yoldasınız. Niye? Ya sen inançsızsan bana ne? Ben ille de senin gibi inanmak mecburiyetinde miyim? Bir genç kızımıza yapılan bu zulmü telin etmekle mükellefiz. Ve bu iddialarda bulunanlar şunu bilsinler. Bugünkü iktidara en büyük desteği bu tavırlarıyla veriyorlar. Bugünkü iktidara birçok hanım kızın yapışmasının sebebi ne? Ya eğer bunlar gider öbürleri gelirse ben başörtülü bir hakimden adalet beklemem gibi bir lafı söyleyenler gelirse perişan oluruz. Sıkıntıya razıyız diyorlar. Onun için diyorum ki bazıları var ki maalesef bugünkü iktidara karşıymış gibi tavır sergiliyor ama bugünkü iktidara en büyük desteği veriyor. Allah akıl fikir versin ya. İnsan hakkı denilen bir iş var. Laf ediyorsunuz. Fikir düşünce hürriyeti var. Bundan hep söz ediyorsunuz. Ama bir de insan hakkı olarak inanç hakkı var ya. İnanç hürriyeti var. Bunu idrak edemeyen Türkiye'ye hayırlı bir iş yapamaz. Oy gösteriyorlar. Halktan tamamen kopuklar, uzaklar. Evet, kendilerini destekleyen çevrelerinde birileri var ama bu gerçeği siz görmezseniz bu milletin desteğini ilelebet alamazsınız. Bundan dolayı da işte bir bakıyorsunuz, aa efendim işte ihtilal söylentileriydi, bu başka türlü olmazdı, felaketler gelirdi. Hadi oradan. Kendi inançsızlığına gerekçe üretmeye kalkıyorlar. Onun için muhterem arkadaşlarım, biz bugün başörtüsüne karşı takınılan bu tavrın çağ dışı olduğu kanaatindeyiz. Kimse kimseyi kendisi gibi inanmaya, kendisi gibi davranmaya zorlayamaz. Bu hakkı kullananlara karşı da aşağılayıcı bir ifade de bulunamaz. Bunun için biz hala aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen bu zihniyeti değiştirmeyen kişilerin kafalarını ellerinin içine alıp bir defa düşünmeleri gerekir kanaatindeyiz. Bugün şikayet ediyorsanız, bugün insanlar yahu bu ekonomik başarısızlığa rağmen, dış politikadaki felakete rağmen, eğitimdeki yanlışlara rağmen bu millet niye bu iktidarı tutuyor? İnancına tasallut etmediği için. Görün gerçeği ya.
İktidara saldırmak kolay. Yanlışlarını söylemek kolay. Yani bu iktidar da bu noktada maşallah hiçbir yerde boşluk bırakmıyor. Her yerde hata yapıyor. Ama bu sebepten dolayı da millet diyor ki ben o hataya razıyım ama senin zulmüne fırsat vermem. Uyanın, uyanın, uyanın Allah aşkına. Onun için muhterem arkadaşlarım, bugünkü siyasi mücadelede fikir ve inanç hürriyeti, o hürriyeti dile almak değil, fiilen o hürriyetin bir hak olduğunu kabul etmeye ihtiyaç var. İstismarcı durumuna düşersiniz. Tatbikata geldiğinde buna rıza göstermez, başörtülü bir anıma hakaret ederseniz. Gerçi şunu söyleyeyim, yani ben bunu genel manada söylüyorum ama elbette siyasilerimizin içinde bu gerçeği gören, bu gerçeği anlayan ve vatandaşımıza daha doğru yaklaşımı sergileyenler de var siyasette. Bu gerçeği de görmek mecburiyetindeyiz. Tabii bu çerçevede son zamanlarda bunu çok dile getiriyoruz. Bizim bu ülkede barış ve huzurun olması için bir takım prensiplerimiz var. Bunu sık sık tekrarlıyoruz. Birinci prensibimiz, arkadaş, Türkiye'deki şu kaos ortamı ortadan kalksın. Birbirimizi hainlikle, düşmanlıkla itham etmeyi bir kenara bırakalım. Meselelerimizi akıl çerçevesinde müzakere edelim. Böyle bir ortam doğsun. Bu ortam doğmadan hiçbir şey konuşamayacağımız için düzeltemeyiz de. Ama onun hemen arkasından fikir ve düşünce hürriyeti gelir. Hemen. Cenab-ı Hak insanı yaratmış ama insanı kendine inandırmakta mecbur tutmamış. Akıl verdim, o nimeti sen kullan, gerçeği bul demiş. Onun için de Müslümanlar gittikleri yerlerde hiçbir zaman halkı zorla Müslüman olmaya çalışmamışlar. Biz bu gerçeği unutuyoruz. Biz de unutuyoruz bazen. Onun için fikir ve inanç hürriyeti bizim temel ilkelerimizdendir. Arkasından ne gelir? Adalet ve liyakat. Muhterem arkadaşlarım, siz devleti yönetirken adaleti ve liyakati önde tutmazsanız kaos olur gene. Problemler çözülmez, tedavi edilemez hastalıklar, rahatsızlıklar. Onun için belli bir makama belli kişileri tayin ederken o makamda bu millete hizmet etsin, bulunduğu şeyi, yönetimi, müesseseyi düzgün idare etsin. İstiyorsanız ehliyete önem vereceksiniz. Yandaş tayininden vazgeçeceksiniz. Ehliyet, liyakat adaletle beraber zikredilmiş. Bundan dolayıdır ki siz belli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz çok büyük hatalar yaparsınız. Ben arkadaşların vasıflarına temas etmek istemiyorum ama şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AK Parti'de aday olduysanız, belli bir siyasi sorumluluk üstlendiyseniz, şimdi sivil hayata döndüyseniz o zaman size itibar ediliyor. Yapmayın muhterem arkadaşlar. Yani ben Boğaziçi'ne tayin olan Sayın Rektör'ü tanımıyorum, bilmiyorum, okuyorum kim olduğunu, geçmişini, ama Boğaziçi gibi bir üniversiteye de, başka üniversitelere de bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatimini ifade edeyim. Geçmişte de bu böyleydi ha, şimdi eskiden yoktu manasına demiyorum ben. Eskiden de her zaman buralarda hata yapıldı. Ya bir ekip oluşuyor, bazen şu söyleniyor, efendim üniversitedeki hocalar kendileri toplansınlar, rektörü kendiler seçsinler. Bu çok istisnaidir. Dünyada bunun emsali kaç tane var bilmem.
Siz üniversitede kendiniz gibi düşünen insanları toplarsınız, ondan sonra da 80 sene geçse orada kalırsınız. Niye? Sizi seçecek adamları getirdiniz siz. Hep onların içinden birileri çıkar. Farklı düşüncede birisi gelemez, öbüründen üstünse bile. Onun için iş üniversite böyle bir seçimde bulunuyor. Sonra onu 6 kişiyi seçiyor, YÖK'e gönderiyor, YÖK de 3'ünü eliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiyor, orada 100 kişinin tercih ettiğini değil, bir kişinin tercih ettiğini tercih ediyor. Yeri geldiği zaman. Burada adaletin olması mümkün değil. Onun için şöyle bir teklifimiz var. Bir müessese kurulsun. Bu tabii özel sektörlerde, yani özel üniversitelerde var. Ama öyle bir sistemle bir mütevelli heyet oluşturulsun ki böyle kendi kendini bağlayan oluşumlara da fırsat verilmemiş olsun. Bir mütevelli heyet anlayışı. Kaç kişi? 10 kişi, 40 kişi fark etmez. Ama bu 40 kişinin teşekkülü aynı mentalitede, aynı siyasi görüşte olan insanlardan bir araya gelmesin. Kendi sahalarında bilgili, etkili, vasıflı insanlar olsun. Bir ile gittiğiniz zaman o ildeki valisi de bu işin içinde bulunsun. Bilmem ticaret odası başkanı da, sanayi odası başkanı da, sendika başkanları da bulunsun. Başka sivil toplum örgütlerinden, toplumu temsil eden kesimlerden de insanlar bulunsun. Onlar bir araya gelsinler, gerekiyorsa onlar bu tercihte bulunsunlar. Ama hakikaten siyasi bir bağnazlıkla siz Türkiye'nin tamamını yönetmeye kalkarsanız gücünüz yetmez, ehliyetsiz insanlar iş başına gelir. Çünkü tercihiniz liyakata göre değil, size yakınlığına göre. Onun için Türkiye'de birçok müessese perişan oldu. Onun için insanların devlete güveni kalmadı. Adalet mekanizması bile çarpıtıldı. Bundan dolayı üniversitelerde böyle bir yola girmek doğru değil. Ancak şunu hemen ifade edeyim. Bu yola gir, yani bu konuya tepki gösterenler de belli bir usul dairesinde bu tepkilerini göstermeleri icap eder. Kaosa meydan verecek tepki göstermek tepki değildir. Şiddete vesile olacak tepkiler doğru değildir. Hele de bu tip noktalarda terör örgütlerinin ülkemizi kargaşaya sokmayı kendileri için görev addeden bazı kesimlerin oyununa gelmekten mutlaka kaçınılmalıdır. Ama iktidar da efendim bunların hepsi böyledir gibi bir mantığa da başvurmamalıdır. Bu iş iki taraflı. İktidar bunu vesile göstererek ben de sizin canınıza okurum diye fikir ve düşünce hürriyetine oradaki gençlerin bazı öğretim görevlilerinin tepkilerine de baskı uygulamamalıdır. İkisi birbiriyle örtüşecek. Muhterem arkadaşlarım, ben bugünkü basın toplantımızı burada tamamlıyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa o sorulara cevap vermeye çalışacağım. Buyurun. Ahmet Sesli, Milli Gazete. Evet. Efendim, siz de biraz önce son konuşmasında bahsetmiştiniz. Ben onun üzerinden devam etmek istiyorum. Evet. Boğaziçi'yle ilgili. Gösteriler sırasında üniversitenin kapısına kelepçe takılmıştı. Bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz? Evet, kelepçeyi demek gençleri yakalayamadılar. Üniversitenin kapısı hemen hazır. Oraya mı taktılar onu bilmem. Ama biraz garipçe bir şey. Yani neden öyle bir yola başvuruldu? Biraz önce ifade ettiğim gibi gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır. Ama bunun
şiddete dönüşmesi o da mantıksızdır, doğru değildir. Fakat böyle bir durum ortaya çıkarsa polisin, emniyet güçlerinin de bir tabir var. Hani orantısız güç kullanma gibi öyle bir yola başvurmaları da tasvip edilemez. Böyle bir tepki gösterilmişse o tepkiyi gösterenlerin temsilcileri bulunur, onlarla yetkililer görüşür, ya ikna ederler veya kendileri ikna olurlar, buna göre de bir adım atılır. Gerçi ben bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben bu işten vazgeçtim diyeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü böyle olsa şimdiye kadar bir sürü mesele düzelirdi. Bugün iktidar partisinden kopanlar da bu sebepten düzelemeyeceğini gördükleri için koptular. Onun için bence şiddete başvurmadan mantıklı yaklaşmak, hukuk içinde kalmak her şeyin önünde gelir diye düşünüyorum. Efendim, üniversitelerden devam etmek istiyorum. Üniversiteler evet. Deyince bir de KYK, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan KYK'lılar. Evet, KYK'lılar var. Siz onlarla geçen görüşmeler bir görüşmemiz oldu. Tabii oldukça KYK mağdurlarının adedi fazla. Bunu devletin keyfi bir şekilde çözmesi yanlış oldu. Şu mantık doğruydu. Eğer bir genç üniversitede okuyabilmek için yeterli imkana sahip değilse devlet kendilerine bir kredi veriyor. Borç veriyor ve diyor ki üniversiteyi bitirdikten sonra ben sana belli bir zaman vereceğim. O zaman içinde bunu ödeyemezsen sana normal borçlu muamelesi yaparım ve gerekirse hacze gidersin, cezanı çekersin. Bu mantık yanlış bir mantık. Biz bir üniversitelerin aslında gençlere, her gence imkanı olan ve olmayana açık olmasını, öğretimin bedava olmasını gerektiğine inanıyoruz. Ancak kendi ihtiyacını karşılayacak imkanları olmayanlara bu imkan sağlanıyorsa onlara da şu şartlarla bu imkan sağlanmalı. Yani devlet demeli ki ben üniversiteyi bitirdikten sonra sana bir mühlet veriyorum. Bir iş bul, bulduktan sonra bu borcu ödemeye başla. Ama beni ilgilendirmez. 3 sene beklerim. 3 sene içinde iş bulsan da bulmasan da ben senden bu parayı tahsil ederim dersen orada zulmetmiş olursun öğrenciye. Bu doğru bir mantık olmaz. Zaten çalışamıyor. Kendisi sorumlu değil ki iş bulamamaktan. Devlet bu iş bulma ortamını hazırlamakla mükellef. Ya iş verecek veya onu böyle bir muameleye tabi tutmayacak. Onun için KYK mağdurlarının bu mağduriyetlerinin giderilmesi şart. Ya bütün dünyada, özellikle Türkiye'miz için demiyorum, bütün dünyada bu pandemi vesilesiyle mağdur olan kesimlere milyarlar değil, trilyonlarca dolar para verildi. Trilyonlarca dolar. Amerika başta olmak üzere, Avrupa onun peşinden gelmek üzere. Biz ne yaptık? Biz hacze gidiyoruz. Bunu kabullenmek mantıklı bir yaklaşım değil. Hükümetin kendi ekonomi politikalarını düzeltip bunlara iş bulacak bir ortamı hazırlaması gerekir. Ondan sonra da iş bulduktan sonra da borcunu alsın. Evet. Efendim, son sorum. Hadi bakalım. Siz de bahsetmiştiniz. Başörtüsü tartışmaları ile ilgili siyasilerden farklı farklı açıklamalar geliyor. En son açıklama Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelmişti. CHP'de siyaset yapan başörtülüler için vitrin benzetmesi yapmıştı. Bu ifade için ne düşünüyorsunuz? Yani karşılıklı olarak bu şekilde başörtüsü meselesini gündeme almanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani hanımların giyim kuşamlarını dikkate alarak bir politika oluşturmak doğru olmaz. Bu sadece kamplaşmaya
ayrı bir vesile olur diye düşünürüm. Ama baştan söyledim, başörtüsüne karşı bugün oluşturulan hava, fikir, düşünce, inanç hürriyetinden güya dem vuran bu kesim için yüz kızartıcı bir tavır. Tekrar söylüyorum. Hanımların başını örtmesi sebebiyle onlara karşı gösterilen tavır kimlerin? Fikir hürriyetinden, inanç hürriyetinden, düşünce hürriyetinden bahseden kesimler için söylüyorum. Onlar doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekmeğine yağ sürüyorlar. Bunu bilsinler. Ha, o da bazen bu tip atıflarda bulunuyor. Bunun da doğru olmadığı kanaatindeyim. Evet. Başka bir soru yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde yaptığımız basın toplantılarında daha güzel vesilelere sebep olacak ifadeleri de bulunmayı arzu ederim. Yapılan güzel adımları takdir edecek bir ortamın doğmasını arzu ederim. Hepinize saygılar sunarım. Sağ olun, var olun.